Merhaba arkadaşlar, Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ali Paşa pilavı yapacağım. Onun tarifini vereceğim. Pilavımız için gereken malzemeler 2 su bardağı pirinç. Ben yıkadım. Soğuk suyla yıkadım, ıslatmadım yani. Yıkadım ve bıraktım bu şekilde. Pilavımız için şehriye 2 yemek kaşığı kadar tel şehriye kullanacağım. 1 tane havuç rendeledim. Ve tabi suyumuz, tuzumuz var pilav için. Ve tereyağı. Şimdi köftemiz için de gerekenler, üzerine köfteli böyle domates sosu yapacağız. Köfte yarım kilo kadar, tam gelmiyor, 400 gram falan dana kıyma. Bir tane kuru soğan, 2 diş sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve kimyon köftemiz için. Ve galeta unu koyacağım. Onu şimdi getirmeyi unutmuşum. Yaparken gösteririm yine. Maydanoz üstüne süslemek için ve ekstra bir domates sos yapacağım. Bu Türkiye'den getirdim bunu, annemin konservesi. Sizler hazır domates sosları da alabilirsiniz ya da kendiniz domates doğrayabilirsiniz, 3-4 tane. Rendeleyin ya da doğrayın, fark etmez. Domates, bunun yarısını kullanacağım. Ve 2 diş de sarımsak koyacağım ona. Yağ, tuz yine. O şekilde bir domates sos yapacağım ekstra. Hepsini sonra birleştireceğiz zaten. Yaparken hepsini tek tek anlatacağım. İlk önce köftemizi yoğuralım ki bir yarım saat dinlensin. Köftem için hemen sarımsak ve soğanı rondodan geçiriyorum. Tamam. Hazırladım. Bu şekilde. Hepsini koyalım. Galeta unumuzu da koyalım. Yarım çay bardağı. Baharatlarımızı. Biraz sıvı yağ, şöyle 2 yemek kaşığı kadar. Salça koymayacağım içine çünkü domates sos yapacağız zaten dışına. O yüzden köfteye salça koymaya gerek yok. Evet, iyice yoğurdum. Bütün malzemeler birbirine geçti. Tamam, yeter, ekstra fazladan yoğurmaya gerek yok. Şimdi üstüne folyo geçireceğim ve buzdolabına koyacağım. Yarım saat dinlensin. Biz de o esnada pilavımızı yapalım. Ocağa bir tane pilav tenceresi aldım. Biraz sıvı yağ koyuyorum şöyle. 2 yemek kaşığı dolusu koymuşumdur. Göz kararı koydum. Biraz şöyle şehriyemizi koyalım. Yeter bu kadar. Şimdi bu pilavı şehriyesiz diyorum. Havuçsuz da yapabilirsiniz. Yani Ali Paşa pilavını havuçsuz da yapanlar var. Ama havuç daha hem renk olarak güzellik katıyor hem de tad olarak da daha güzel oluyor bence. Daha besleyici oluyor çocuklar için. Evet, şehriyelerim pembeleşti. Yeterli bu kadar. Daha çok kavurmayın. Şimdi havucumu kattım. Ve havucu da şöyle 3-4 dakika kavuracağım. Evet, havuçlarım da gayet iyi oldu şimdi. Hafif öldüler mi? Tamam, yeter. Şimdi yıkamış olduğum ve iyice süzülen pirinci kattım. Karıştırıyorum. Bu esnada tuzunu koyalım. Pirinçler kırılmaz. Yeteri kadar tuz koyun. Artık siz ona karar verin. Ve bu şekilde pirincimi de kavuruyorum. 3-4 dakika kadar. Hatta tereyağımı da katıyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı koyalım, o da yapsın. Evet, iyice kavruldu pirinçlerim. Şimdi de suyunu koyuyorum. Ben 2 bardak pirince, biraz da şehriye olduğu için 3,5 su bardağı su koyacağım. Şekilde karıştıralım. Herkesin pirinci farklıdır. Her marka pirinç farklıdır. Siz kendinize göre hani nasıl pilav yapıyorsanız o şekilde suyunu koyun. Ben şimdi yarım bardak daha koyuyorum. Toplamda 4 su bardağı un nereden çıktı? Su ekledim.
Kafada gitti işte, karıştı böyle. Tamam. Evet, suyumuzu da kattık. Şimdi kapatıyorum. Ve hiç arada karıştırmıyoruz kesinlikle. Suyunu tamamen çekene kadar pilavımızı pişiriyoruz. Kısık ateşte. Pilavımız pişerken biz de domates sosumuzu yapalım. Biraz sıvı yağ koyuyorum. Şöyle. Yeter. Ve iki tane sarımsağımı küçük küçük doğrayıp güzelce kavuracağım. Evet, sarımsaklarım güzelce oldular. Şimdi konserve domatesimi koyuyorum. Koymadan önce pardon, biraz salça katmak istiyorum, az bir şey. Domates salçası ve biber salçası ama çok az. Bir tatlı kaşığı kadar. Bunu da şu şekilde biraz kavuralım. Tamam, yeterli. Şimdi de domatesimi koyuyorum. Evet, hepsini koyacağım ben. Vazgeçtim. Artanı başka bir şeyde kullanırım. Sorun değil. Ama siz yeteri kadar kullanın domates sosunu. Evet, güzelce şimdi. Biraz da tuz katıyorum. Mis gibi koktu domates. Türkiye'm koktu, vatanım koktu vallahi. Annemin elleri değdi bu domatese. İşte bizim gibi gurbette olanlar bu tarz şeylerde çok duygulanıyorlar. Canım annem benim. Vallahi elleri dert görmesin. Evet, çok güzel oldu şimdi. Tamam, artık başka hiçbir şey katmak istemiyorum aslında. Lezzeti, şey, her şey yeter buna. Bu domatesin lezzeti her şey yeter. Ama sizler isterseniz biraz karabiber koyabilirsiniz. Tamam. Artık bırakıyorum. Domates sosum da güzelce pişecek. Pilavım da pişir. Suyunu çektiği zaman demlenmeye bırakacağım. Biz de köftelerimizi hazırlayalım. Evet, pilavıma bakıyorum. İhmal etmeyelim. Pilavım suyunu çekmiş. Şimdiye kadar hiç açmadım, karıştırmadım da. Lapa olmasını istemiyorsanız benim gibi yapın. Asla pilavınızı pişerken açıp da karıştırmayın. Piştikten sonra en son bir kere karıştırıyorum ve mutfak kağıdı koyup demlenmeye bırakıyorum şimdi bir kenarda. Kapatalım. Ve biz de köftemizi, şimdi bir tane tepsi, bir tatlı kaşık un serptim. Çok değil ama. Bu şekilde şimdi köftemi elimizi suyla ıslatalım. Daha güzel olur yuvarlakla. Ve bu şekilde misket köfteler yapalım. Evet, sosumuzu da lütfen unutmayalım. Daha pişmemiş. İyice pişsinler. Evet, bütün köfteleri bu şekilde yapacağım. Sosum da pişince kapatacağım altına. Evet, bütün köfteleri yaptım. Şu şekilde de salladım. Unlar sadece aşağıda kalmadı. Yani hazır şimdi. Sizler ister daha büyük yapın, ister daha küçük yapın. Hiç fark etmez yani büyüklüğü. Şimdi az bir şey tabağıma şöyle sıvı yağ koydum ama az, çok değil yani. Tavam zaten sıcaktı. Şimdi köftelerimi koyuyorum. Evet, bu şekilde sallaya sallaya, hiç kaşık falan değdirmeyelim. Köftelerimizi pişirelim. Pilavımın artık bu kadar mutfak kağıdını çekiyorum, yeterli. Bu şekilde bir kere karıştıralım. Alt üst edelim yani, hava alsın. Tamam. Tekrar demlenmeye bırakıyorum pilavı. Köftemize bakalım. Bu şekilde köftemi güzelce pişireceğim. Artık Ali Paşa'nın sunumunu yapalım. Ben bu şekilde bir kalıp kullanacağım ama sizler düz pasta kalıbı da olur. Yani o tarz, biraz hayal gücünüzü kullanın bu konuda. Şimdi ben ıslattım hafif ki ters çevirince kolaylıkla çıksın diye.
Şimdi pilavımı, tabii köftem pişti, sosumuz da pişti, maydanozumu da doğradım. Her şeyimiz hazır. Yani sıcak sofraya götürmek için her şeyi hazırlayıp öyle sunumunu yapın yemeği. Pilavı şimdi güzelce kalıba dolduracağım, bastırıp sonra ters çevireceğim. Şimdi bir tane düz bir tabak alalım, koyalım. Bu şekilde çevirelim. Çıkartalım. Aynen bu şekil. Tamam. Şimdi ortasına pişirdiğim köfteyi koyuyorum. Böyle. Ortasına denk getirelim. Tam bir misafir yemeğidir. Sunumuyla harika. Dediğim gibi pasta kalıpları oluyor böyle düz. Ona da yapabilirsiniz. Tart kalıpları oluyor. Ona da yapabilirsiniz. Yani artık biraz size kalmış. Şöyle kenarlarına da köfte koyalım. Daha güzel gözüksün. Şöyle. Evet, şimdilik bu şekilde hazır. Sosumuzu köftemizin üstüne dökelim. Ortaya. Ben kenarlara dökmeyeceğim. Sadece ortasına dökeceğim. Dediğim gibi yarısını normalde kullanacaktım ama hepsini kullandım. Pişirdim ama ben sonra bunu makarna ya da menemen olarak yaparım. Sosumu da şöyle güzelce gezdiriyorum üstüne. Evet. Ve sonra doğradığım maydanozdan bu şekilde serpiyorum. İşte yemeğimiz hazır. Şöyle köfteler de gözüksün. Tamam. Sizler de mutlaka yapın. Gerçekten çok güzel oluyor. Bu şekilde masaya götürün. Harika. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bir dahaki videoda.